Efendim mutlu günler. Gün ortasında İşin Sırrı programıyla karşınızdayız. Bugün inşaat sektörünü, emlak sektörünü masaya yatıracağız. Stüdyo konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2013 yılının yarısını tamamladık. Siz sene boyunca inşaat sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz? İlk olarak performans değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun. 2013 yılı bizim açımızdan oldukça iyi başladı. Gerçekten de Türkiye'nin büyümelerine bakıldığında da Türkiye ekonomisinin bir katı kadar daha fazla gayrimenkul sektörünün büyüdüğünü görüyoruz. Dumankaya olarak bakıldığında biz %30 ve %40 büyüme öngörmüştük. Gerçekten ilk 5 ayın sonunda, yani Mayıs ayının sonuna kadarki olan süreçte bunu uyguladık. Yalnız Haziran ayının başlarında oluşan gezi olayları bütün Türk ekonomisini etkilediği gibi bizi de etkiledi. Çünkü bizim sektörümüz güvene dayalı bir sektör. Psikolojik etmenler çok fazlasıyla var. Ve bu psikolojik etmenlerin etkisi de tüketici üzerinde oldukça yüksek. Ve bu açıdan bakıldığında o ay bütçemizi %30 oranında gerçekleştirebildik. Ama Temmuz ayı ile beraber yaz olmasına rağmen, okulların kapanmış olmasına rağmen, Ramazan olmasına rağmen umduğumuz gibi gitti. Şimdi artık Ağustos ayıyla beraber özellikle de Eylül ayına oldukça olumlu olarak bakıyoruz. Eylül ayına elbette geleceğiz çünkü yeni sezon fiyatları ele alacağız ama onun öncesinde Financial Times'ın bir haberi vardı. Bu haberde Türkiye konut piyasasına balon uyarısı yapmıştı. Türkiye'de fiyatlardaki yükselişin çift hanelere alıştığı vurgulanıyordu. Bir haberde Ernst & Young'dan gelmişti. Bu danışmanlık ve hizmeti veren bir şirket. Bu şirkete göre de Avrupa'da en cazip emlak piyasaları sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Ve dünya ile karşılaştırdığımızda siz Türkiye'deki sektörü nasıl değerlendireceksiniz? Yani ben kesinlikle Financial Times'ın haberine katılmıyorum. Çünkü Türkiye daha hala gayrimenkul sektöründe inanılmaz bakir bir pazar. Çok büyük bir potansiyeli var. Dünyanın her tarafından özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye ilgi var. Genç bir nüfus var. Türkiye'de kullanılan kredi oranlarını gayri safi ile kıyasladığımızda Türkiye'de hala %7,5'lar civarında ben biliyorum. Bu o ülkede çıkan mesela İngiltere'de %65'ler 70'ler civarında. Yani Türkiye Avrupa Birliği'nde %45'ler civarında. Türkiye daha hala 10 kat daha büyük potansiyel taşıyor. Bir yandan da bakıldığında Türkiye'de evet yani biraz arzla ilgili fazlalık oluşabilir özellikle İstanbul'da ama talep ve demografinin gelişen demografiyle paralel bir şekilde bu her geçen gün daha da artacak ve balon olma ihtimali yok. Çünkü balon olması için bir şeyin fiyatlarının çok fazla şişmiş olması gerekiyor. Gayrimenkul sektöründe fiyatlar şişmiş durumda değil. Tam tersi fiyatlar artmıyor. Konut kredi faiz oranı düşmüş olmasına rağmen normalde genel ritüel şöyledir. Konut kredi faiz oranı düştüğü zaman fiyatlar artmaya başlar. Çünkü konutun fiyatı daha da düşmeye başlar. Bunu da geliştiriciler bir artı olarak koyabilirler. Şu anda kullanılamıyor. Yani bir açıdan aslında gayrimenkul almak isteyenler için çok cazip bir dönem. Tam tersi balon olmayan bir dönem. Yani eğer ev bunu, almak için uygun zaman mı? Çok uygun bir zaman. Yani ama belki bir Avrupa için, bir Amerika için bakıldığında onlar krize yakalandıklarında fiyatlar inanılmaz şişkinleşmişti. Artık riskli konut alıcılarına bankalar yönelmek durumunda kalmış. Bu çok uzun bir konu. Ondan dolayı fiyatların artış oranı ekonominin tamamen ona bağlı olmasıyla gibi gerekçe oluşmuştu ama Türkiye'de böyle bir durum hiç olmadı. Şu anda da gözüküyor. Belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra Türkiye'de bu gelişmiş ekonomilerin yaşamış olduğu şeyi kendi de gelişmiş ekonomi olarak yaşayabilir. Ama şu anda böyle bir durum olması imkanı yok ki. Türkiye çok iyi okuyamamışlar demek ki. Yani gayrimenkul sektörünü iyi okuyamamışlar olduğunu düşünüyorum. Peki kredilerden bahsettiniz. Geçtiğimiz ay faizlerle bir artış olmuştu. Bu konut kredilerine nasıl yansıdı? Şu anda faizlerdeki durum, son durum nedir? Konut kredileri biraz yükseldi tabii ki. Bu Türkiye'nin şartlarından öte biliyorsunuz Amerika kaynaklı likiditenin azalacağı endişesi gelişmiş pazarlardan gelişmekte olan pazarlardan gelişmiş pazarlara transfer olacağı döngüsüyle paranın kendi anavatına döneceği duygusuyla oluştu. Bu kısa bir dönemde konut kredi faiz oranları yükseldi ama konut kredi faiz oranlarının yükselmesi eğer bu seviyede kalacaksa bizi çok fazla endişelendirmiyor. Geçmişte çok süratle yükselen ve birlerin üzerine çıkan bir konut kredi faiz oranları gerçekten müşteriyi geri planda itiyordu. Şu anda hala çok düşmüştü. Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düşmüştü. Şu anda da
bir 5-10 puanlık 0.5-0.10 puanlık artışlar var. Bunlar da bizim sektörümüzü etkileyeceğini ben düşünmüyorum. 0.70 ile 0.75 arasında o civarlarda değil, evet. Peki demin konut almak için uygun zaman evet, dediniz. Ağustos'la birlikte yaz mevsimini tamamlıyoruz. Önümüzde yeni bir sezon var. Sonbaharda fiyatlarda konut artışı yaşanacak mı peki? Bunun sinyali olabilir mi? Ne dersin? Şimdi gayrimenkul geliştiricileri zam yapmadan, çok az zam yaparak durumu geliştirdi. İnşaat maliyetlerinin yükselmiş olması, hala arsa maliyetlerinin yükselecek olması noktasında biraz zam olabilir ama bu inanılmaz yüksek seviyede olmaz. Konut almak için aslında tüketicinin kaçırdığı bir şey yok. Bu sene içerisinde de fiyat çok yükselmez ama tabii İstanbul'u ilginç şeyler bekliyor. İstanbul'u mesela bir olimpiyat, Eylül ayında olimpiyatın karar verilecek. İstanbul Eylül ayında olursa tüm dünya tarafından müthiş bir ilgi görülebilecek bir ülke. Zaten Türkiye ve özellikle İstanbul sadece iç talepte değil dış taleple de yükselebilecek bir pazar. Bu pazar eğer bu şekilde talep görürse orta vadede çok yükselecek. Ama kısa vadede konut fiyatları dengeli bir şekilde artar. Tüketici rahatsız edecek şekilde artmaz. Ama İnsanlar yatırım yapmak istiyorsa bu dönem yatırım yapmak için en düzgün, en olgun dönem olduğunu düşünüyorum. Peki emlak trendlerine bakacak olursak özellikle yeni ev alacaklar için hangi ilçeleri önerirsiniz? Çünkü son zamanlarda İstanbul'da talep biraz merkezden dışa doğru kaymıştı. Evet. Şu anda bu trend devam ediyor mu? Bir değişiklik var mı? Yani o zaman zaman değişiyor. Mesela şimdi Marmaray bitiyor, 29 Ekim'de hazırlanıyor. Yeni metro hatlarıyla bunlar birleşecekler. Tabii ki şehrin merkezi insanlar her zaman cazip gelir. Şehrin merkezi insanların işlerine, okullarına, çocuklarına, akrabalarına, sosyal yaşamına her türlü şeyine yakınlık gösteriyor. Ama şehrin merkezleri şu anda genel anlamda bakımda çöküntü alanları ve kentsel dönüşüme ihtiyaçları var. Kentsel dönüşümle beraber o bölgeler her geçen gün daha da değerlenecek. Bir yandan da deprem korkusunu, İstanbul'un Allah göstermesin yaşayabileceği en önemli depreme karşı da bir hazırlık olarak gözükecek. O bölgeler tabii ki değerlenebilecek bölgeler. Şehrin merkezine de şu anda kamunun müthiş yatırımları var. İşte bu metrolarla ilgili veya yollarla ilgili. Bunlarla beraber o şehrin yeni cazibe merkezi ve banliyölerde arsa maliyetinin daha düşük olması ve insanların site yaşamı koşullarını daha uygun fiyatlarla alabilmesinden dolayı da cazip gözüküyor. Buranın cazibeti her geçen gün artacak. Şehrin merkezinde bu tarz imkanları isteyenler arsa maliyetli olduğu için çok daha yüksek fiyatlarla insanlar bunu alabilecekler. Ama şehrin öbürki taraflarında ise daha uygun fiyatlarla kendilerini ve çocuklarını geleceğe taşıyabilecek sitelerde yaşayabilecekler. Bu açıdan bakıldığında bu bir seçenek ve her iki taraftan da ben şekilleneceğine inanıyorum. Yani her iki taraftan da hangi bölgeler değerlenecek denilirse gerçekten metronun geçeceği, Marmaray'ın geçeceği her an her yer değerlenebilir. Özellikle Üsküdar, Kartal, Pendik, Sancaktepe o bölgeler değerlenebilir. Avrupa yakasında zaten şehrin merkezlerinde değerli olan zaten yerler kendi değerini koruyup daha da artabilir. Yani bu şekilde oluşacağına inanıyorum. Peki kentsel dönüşüm dediniz. Bu süreci şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Kentsel dönüşümle ilgili yeni planlarınız var mı? Var. Tabii ki kentsel dönüşümün dışında kalamayız. Çünkü bir kere kentsel dönüşüm şehrin merkezlerinde yapılabilecek bir şey. Bir de aslında bu bir kamu görevi. Çünkü bizler inşaatçıyız. 50 senelik firmayız. 40 sene önce yaptığımız o zamanki hazır betonun olmadığı deprem yönetmeninin daha farklı bir deprem yönetmenliğine olduğu binalar da yapmış olduk. Bunların tekrardan yıkılıp yapılması gerek. Çünkü insanlar şu anda o binalar eskidi. Nervürlü demir yok. Birçok farklı faktörler var. Zemin emniyet raporları yeterli derecede o zamanlar sağlıklı değildi. Bakıldığında kentsel dönüşümü bir kere buralardan yapılması gerek. İnsanların sağlığı için. Bir de Türkiye hızlı büyüyen, gelişen bir pazar. Türkiye bu kadar gelişen bir pazar, bu kadar eski çöküntü alanlarıyla yaşamaması gerekiyor. Biz de bu işin içinde mutlaka varız. Çünkü bu işin içinde olmamak demek hem toplumsal sorumluluk ama toplumsal sorumluluktan öte iş planı açısından da olmanız gereken bir yer. Biz burada
hem orta ve büyük ölçekte kentsel dönüşümlerde hem de çok ufak ölçekte kentsel dönüşümlerde de olmak istiyoruz. Bununla ilgili de ayrı bir iş planımızı oluşturduk. Bu da Dumankaya kentsel markasıyla tüketicinin karşısına çıkmak istiyoruz. Peki efendim, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, İşin Sırrı programının bugünlük de sonuna geldik. Saat 17.30'da Z raporuyla yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.